Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 1.20K, 2.40K blindlarımız, 4 santimiz big blind'de oturuyoruz. Kartlarımızı da dağıtalım. As-2 var elimizde, suited. Burada tight agresif bir arkadaş 5.40 arttırıyor. Seat 1'deki arkadaş fold ediyor. Cut off call ediyor. Button fold ediyor. Small blind fold ediyor. Şimdi şunları iyi bilin arkadaşlar lütfen. As 2, 3, 4, 5 nasıl oynanır? Bu ayrı bir case, ayrı bir senaryo. As 6, 7, 8, 9 nasıl oynanır? Hatta 10, bu ayrı bir senaryo. As, Jack, Queen, King nasıl oynanır? Bu ayrı bir senaryo. As X'leri 3'e böleceksiniz. As 2, As 3, As 4, As 5 özellikle suited'sa iyi floatlayabilecek ellerdir. O yüzden bu elleri agresif oynamanıza gerek yok. Hem flush draw'a hem de straight draw'a gidebilirsiniz. Artı flop, yani board kartlarıyla connected'sanız oynarsınız. Değilseniz fold'larsınız. As check, as queen, as king agresif oynanması gereken value içeren kartlardır. Özellikle as king. As queen ve as check'in yerine göre call edilecek ve oradan ilerlenecek yerleri de vardır. Bunlar ayrı bir senaryodur. Bana göre en zoru As 6, As 7, As 8, As 9 ve As 10'dur. Bunlar tamamen opsiyoneldir. Yere ve duruma göre call da edilebilir, 3-bet'lenebilir. Özellikle out of position'dan 3-bet edilmesi tavsiye edilir. Elinde As blocker olduğu için in position'da da olsa bir raise yapılması tavsiye edilir gibi gibi. Ama bunların üzerine oturup kendinizin çalışması gerekiyor. Şimdi gelelim elimize, bu ön bilgimizden sonra. Bu arkadaş fold ediyor. Bize geldi sıra. Tak arkadaş var. 5-40 arttırmış. Cutoff'ta bir kol var. Biz ne yapmalıyız? Fold edebilir miyiz? Fold edebiliriz ama fold etmemiz için herhangi bir sebep yok. Niye oynamayalım ki? As-2 suited gayet güzel connected bir el. Board'da da connected olabilir. Flush draw, straight draw'a gidenimiz var. Elimizde asımız var, blocker. Fold etmemiz için bir sebep yok. Call edebiliriz. En mantıklı hareket de bence call etmektir. Güzel floplayan bir el. Niye call etmeyelim? 3-bet'ler misiniz peki? 3-bet'leyebilirsiniz. 4-bet'lenirseniz gayet rahat fold edebilirsiniz. Bluff 3-bet yapmış olursunuz. Range'inizi mixlemiş olursunuz. Ve pozisyonel disadvantage'ınızı şeye çevirmiş olursunuz. Avantajı çevirmiş olursunuz. Ama ve lakin böyle bir risk almaya ben gerek duymuyorum. O yüzden call benim burada standart oyunum olacaktır. Haydi gidelim kola. 3 arkadaş flop'a gidiyoruz. Pot 20K oldu. Queen Jack 10. Burada yapacağım şey benim check etmektir. Şimdi bakalım board kartlarına. Queen Jack 10. Kimin range ile daha uyumlu? Genelde bu arkadaşın range ile daha çok uyumlu. Early position raiser. Tight agresif bir arkadaş. Raise ediyor arkadaşlar. Queen Jack 10 onun range ile bir nebze daha uyumlu. Ama bu arkadaşın range ile de uyumsuz değil. Ucundan, köşesinden, bir tarafından bir şeyler yakalamış olabilir bu arkadaştı. Ama en çok bu arkadaşın range ile uyumlu. Bizimkine baktığımızda elimizde ne var? Bir tane overcard'ımız var as. Bir gutshot king'e straight draw'umuz var. Bir de üstüne flush draw'umuz var arkadaşlar. O yüzden 3 çeşit draw'umuz var. Şimdi ama baktığınızda bizimle pek uyumlu görünmüyor board. Ama buna bakarak kalmayacağım. 3 kişiye karşı oynarken bu board kime uyuyor, kime uymuyor, kimin range'i en müsait durumlarına fazla takılmayın. Özellikle burada masada 7 kişi var. Yani bu flop'tan çok, tamam analiz edin ama çok fazla da bir şey çıkartamazsınız. Şimdi biz burada check ediyoruz. Bu ne yapıyor? Pre-flop raiser da check ediyor. Pre-flop raiser böyle bir board'da check ediyorsa ya elinde marginal made bir hand vardır. Mesela As Queen gibi. Check raise edilmekten korkuyordur. Ya da hakikaten elinde bir şey yoktur. Şimdi check ettikten sonra 960K onun arkasındaki arkadaş bet yapıyor. Sizce burada standart oyun call mı etmektir, raise mi etmektir? Arkadaşlar, raise ederseniz sadece sizden daha iyi eller sizi call edecektir. Yani minimum two pair set olabilir. Yakalanmış bir straight olabilir. Ondan sonra yani sizden daha iyi eller sizi call edecektir. Çünkü raise ettiğiniz ve call ederse bu boardla onların range'i bir şekilde connected olacaktır. Bağlantılı olacaktır. Öyle veya böyle. Çünkü bu board tehlikeli bir board.
O yüzden bence raise etmek doğru bir hamle değil benim fikrime göre. Burada call etmek en mantıklı hareket. Neden? Elimizde Nut Flush Broker var. 4-9 tane kartımız var. Flush olması için. Bir gut shot'ımız var, bir de over kartımız var. Call etmememiz için hiçbir sebep yok. Peki size şöyle bir beyin fırtınası. Diyelim ki biz flop'u kartlar açıldığı anda niye lead etmedik? Niye check ettik flop'ta? Niye check ettik biliyor musunuz? Aslında böyle lead de edebilir ama biz check ettik. Neden check ettik? Şu yüzden. Bu boardla biz bu arkadaşın daha çok olmak üzere bu arkadaşın da bağlantılı olduğunu düşündüğümüz için lead etmedik. Burada da size neden lead ettiğimiz veya etmediğimizi anlatayım ki yarın öbür gün lead konusu açıldığında ki biz inceliyoruz onları da fikriniz olsun. Şimdi burada call ne dedik? Standart oyun. Bu arkadaşın bet'ini bu arkadaş call ediyor. İlginç bir şekilde arkadaşlar initial raiser flop'u check eden elimde bir şey yok diyen initial raiser 29K'ya raise ediyor. Bu çok güçlü bir check raise. Yani aldığı lan gerçekten çok güçlü. Bu betlemiş. Ben call etmişim. Ona rağmen check raise ediyorsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani benim elimde set olabilir demek. Direkt straight yakalamış olabilirim demek. Onun dışında King Queen of Hearts var. Hani hem flush draw'a hem straight draw'a hem de top pair good kicker'lı bir ele gidiyorum demek. Şimdi bu kadar güçlü bir range'e karşı artık ben ne yapacağımı pek bilemiyorum. Derken bu arkadaş call ediyor. Şimdi bu arkadaş call ettiğinde artık şu demek. Ya kardeşim, Big Blind'deki arkadaş, senin elinde ne olursa olsun, ister all in gir, ister fold et, ister call et, ne yaparsan yap umurunda değilsin. Bizim ellerimiz o kadar güçlü ki demek, senin elini umursamıyoruz demek. Şimdi durum buyken bizim elimizde kaç tane equity var? Ben asın bu arada bizi nut yapacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. O yüzden sadece flush yani 9 tane flush kartı çarpı şey 4 street yani 2 2 36 artı bir de king diyelim. 4 tane de king olsun. 4 kere şey Allah'ım kafam karıştı. 4 kere 2 8 10 oradan. Yani ortalama olarak %35-40 civarı bir equity ile gideceğiz. Yani biz bu arada şöyle bir durum da var. Hani king gelirse biz zaten gene nut olmayacağız bu arada. Onu da söyleyeyim yani. King bizi gene nut yapmayacak. Büyük ihtimal çok edeceğiz potu eğer king gelirse. Yani hani ben sadece flush draw'u söyleyeyim. Flush draw'da 9 kart çift street'ten %36. Hadi king'i de koyarsak işte %50 falan ediyor yani. Ama bence %36. O civarda bir equity ile gitmek zorunda kalacağız. Yani durumumuz çok iyi değil. Bu kadar güçlü range'lere karşı. Ama şöyle bir güzelliği olabilir. Biz burada all in girebiliriz arkadaşlar. Fold etmek bence yani ICM ile alakalı bir sıkıntınız yoksa çok nitty bir hareket. Fold etmeyi çok tavsiye etmiyorum. Call edilebilir mi? Call da edilmez. Neden? Çünkü call ettiniz burada. O zaman turn'de diyelim ki bir blank açıldı yani alakasız 3 off işte 3 sinek açıldı. Check ettiniz, bet ettiniz. Ne yapacaksınız? Mecbur fold edeceksiniz. Diyelim ki 8 kupa açıldı. Check edeceksiniz. Bu adam da çekecek. Bu adam da check edecek belki. Anlatabiliyor muyum? Yani kupa gelirse veri alamayacaksınız. Kupa gelmezse fold etmek zorunda kalacaksınız. O yüzden call güzel bir oyun değil. Fold da ICM ile alakalı bir probleminiz yoksa iyi bir oyun değil. Burada şöyle bir seçenek var. All in gibi bir seçenek var. Neden all in gibi bir seçenek var diyorum. Çünkü biz burada all in girersek ve bu iki arkadaşın range'i her ne kadar güçlü olsa da bir tanesi bile fold ederse ciddi anlamda dead money dediğimiz şey var potta. Yani bu arkadaş diyelim ki misal verelim fold etti. 20K buraya pota para koymuştu. Bir 20K da bu potta var. Toplamda 40K dead money var şu anda ortada. Yani pota bunun koyduğu ne kadar diyeyim işte 5-6K. Hani minimum 25K dead money var diyebiliriz. Hadi potu bazı arkadaşlar saymıyorlar dead money'den. 25K ölü para var diyebiliriz. Yani havaya para atmış bu arkadaş 25K'lık. Biz de ona istinaden pot odds'larımız daha iyi olduğu için elimizde bu ele all in girebiliriz. Ha şunu söyleyeyim.
All-in girsek ikisinin de ben foldlamayacağını düşünüyorum. O kadar güçlü rençli. Çünkü bize o check raise edişi ve bu check raise'i call edişiyle verdiği mesaj oydu. Ama biri bile check raise'i, biri bile bu all-in'e karşı fold etse pot da dead money oluyor ve bizim pot odds'lar açısından çok avantajlı duruma geçiyoruz. Nitekim de biz all-in giriyoruz arkadaşlar. 127k. Bu arkadaş call ediyor. Bu arkadaş da call ediyor. Pot 338k. Diyoruz ki burada patladık. Ama 8 geliyor, 3 geliyor. Biz flush draw'la flush'la potu kazanıyoruz, not flush'la. Bakın bakalım şimdi ne varmış elinde. Early position raise'inde king queen varmış. Yani hem flush draw'a çekiyor, hem straight flush'a çekiyor. Üstüne de top pair good kicker var. Second good kicker var. Bu arkadaş ace king ve preflop'ta 3 bet'lememeyi tercih etmiş. Yani range'ini disguise etmiş. Direkt yakalamış. Flop'ta straight yakalamış. Bu tam potu kazanacakken yani flop'ta en avantajımız oydu. Öyle gözüküyordu. Hesaplamak lazım equity'leri ama en avantajımız bu gözüküyordu. 8 vuruyor ve biz alıyoruz potu. Flash'la. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle şanslı da olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani hep böyle iyi oranlarla giremiyorsunuz oyuna. Ele all-in'lere. Bazen işte o %30'ların, %35'lerin yardımımıza koşması gerekiyor. Başka türlü de olmuyor yani bazı şeyler. Burada da öyle olmuş. Güzelce de güzel bir temiz bir pot almış yerden. Bugünkü elinizimizde bu kadar arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki elinizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.